Sayın Dekanım, değerli hocalarım ve siz sevgili öğrencilerimiz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından tertip edilen ve araştırmacı yazar Sadık Albayrak tarafından verilecek olan Dünü ve Bugünü ile Türkiye'de Din Eğitimi konulu konferansa teşviklerinizden dolayı şükranlarımızı sunarız. Kıymetli misafirler, şimdi sizlere konferans programını arz ediyorum. Sayın Sadık Albayrak'ın hayat hikayesi sunum ile birlikte ve Sayın Sadık Albayrak'ın Dünü ve Bugünü ile Türkiye'de Din Eğitimi konulu konferansı. Kıymetli konuklar, Sayın Sadık Albayrak, Trabzon'un Dernek Pazarı ilçesi Yenice köyünde 1942'de ulema bir ailenin en büyük oğlu olarak dünyaya geldi. Dini bilgileri ve Kur'an'ı köyündeki cami imamından öğrendi. Babasının Trabzon'da açtığı manifatura dükkanı dolayısıyla merkeze taşınınca babasından başladığı hafızlığı yarıda bırakıp ilkokulu Trabzon'da tamamladı. 1954'te yeni açılan İmam Hatip Okulu'na kaydolup 7 yılda bitirdi. 1962'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne girdi. 1966'da mezun oldu. Öğrenciliği sırasında 1964'te İstanbul Sultanahmet Camii Kürsü vaizliğine tayinle askere gittiği 1967 ortalarına kadar Beyazıt Şehzadebaşı, Fatih gibi İstanbul'un Selahattin camilerinde irşat vazifelerinde bulundu. Yine öğrenciliği sırasında 1964-1967 arasında Yeşilay'ın Gençlik Başkanlığı'nı yürüttü. Okullar arasındaki münazara yarışmalarının düzenleyicisi ve yöneticisi oldu. Yüksek İslam Enstitüsü Öğrenci Derneği üyeliği ile beraber Mezunlar Derneği Başkanlığı'nı da bir müddet yürüttü. Bu arada İslam Medeniyeti Vakfı'nın kurucusu oldu. 1970'ten itibaren İstanbul Müftülüğü'ne bağlı Şeriye Sicilleri Arşivi'nde 8 yıl uzman olarak çalıştı. 70'li yıllarda Bab-ı Ali'de Sabah, Yol, Ufuk, Yeni İstiklal, Sebil gibi gazete ve dergilerde yazıları çıktı. 1977 Mart'ında çıkmaya başlayan Yeni Devir Gazetesi'nde sürekli mizan başlığı altında günlük yazmaya başladı. Günlük yazıları ve eserleri Memurin Kanunu'na aykırı görülerek memuriyetine 1978'de son verildi. 1977 seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nden Trabzon Milletvekili adayı oldu. İlk olarak 1977'de İskilipli Atıf Efendi'nin bir eserinden ötürü merhum Necip Fazıl'la beraber yargılandı. 1981'de ise bir eserinden dolayı mahkum oldu ve 9 ay kadar Silivri Kapalı Cezaevinde yattı ve buradaki hatıralarını Monaho Deresi adıyla kitaplaştırdı. 1981'de Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Son Devir Osmanlı Uleması eserinden dolayı birincilik ödülüne layık görüldü. 1979'dan itibaren Milli Gazete'de Mizan köşesindeki yazıları ile birlikte bugüne kadar sürekli olarak yazarlık ve bir müddette danışmanlık yaptı. Yazılarından ötürü 12 Eylül sonrasında aralıksız sıkı yönetim, DGM ve ağır cezalarda hakim önüne çıktı. 1989 yılı Aralık ayına kadar 12 yıl adliye kapılarında dolaşıp durdu. Bunun dışında da sürekli konferans, sohbetler ile arşiv ve kütüphanelerimizi dolaşarak eserlerine malzeme aradı. 1991 ve 95 seçimlerinde Refah Partisi, 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden İstanbul Milletvekili adayı oldu. 1996'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kültür danışmanlığına başladı. Bu arada da gazetedeki yazılarını devam etti. 10 Mayıs 2013'te 50. Yazarlar Yılı töreninde
ödülünü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Sadık Albayrak evli ve iki çocuk babasıdır. Şu an hatırat niteliği taşıyan iki kitap üzerinde çalışmakta. Bunlardan siyasi çizgisini içeren eseri Vekil Değil, Mütevekkil Bir Adam yazarlığı ile ilgili serüvenlerini içeren eseri de Solaklı Deresi Neresi adını taşıyor. 40 yıldır düzenli olarak topladığı her türlü vesika, kitap, gazete ve mecmuaların muhtevası içinde yeni eserlerini Allah ömür verirse yazmaya devam edecektir. Kendisine daha nice güzel eserlere imza atması doğasında bulunduğumuz hocamızın 40'tan fazla olan eserlerinden bazılarını şöylece sıralayarak hayat hikayesini burada sonlandıralım. Sömürüye Karşı İslam, Türkiye'de Din Kavgası, Son Devrin İslam Akademisi, Şeriat Yolunda Yürüyenler ve Sürünenler, Taşlaşma, Çağdaşlaşma, Osmanlı'da Sosyal Yapı ve İstanbul, Şeriat'tan Laikliğe, Devrimin Çakıl Taşları, Son Devir Osmanlı Uleması, Cezaevi Notları, Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu, Devrimler ve Gerici Tepkiler, Tek Parti Dönemi ve Batıcılık, Türkiye'de İslamcılık, Batıcılık Mücadelesi, Çağdaş Devrim Yuvazları, Afganiye Reddiye, Şeriat Medeniyeti, Frenk Mukallitliği ve Şapka, Hilafeti Muazzama-i İslamiye, Hilafet ve Kemalizm. Sayın konuklar, Sayın Sadık Albayrak Bey'i konferanslarını sunmak üzere şu anda kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sadık Bey. Allah'a hamd yüce Resulüne, âl-i ashabına selam olsun. Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Gerçekten Süleyman Hoca söylediği zaman çok duygulandı. Hele bu atmosferi görünce daha çok duygulandı. Çünkü benim yaşım 70'i açıyor. Zaten 50'sinden sonra da hep 5-5 gitmişimdir. Yani aradaki de pek zor. 55-60-65 diyor. Ne zaman ki 63 yaşına geldim, dedim ya biz sana yüz binlerle şükür olsun. Cenab-ı Peygamber 63 yaşında irtihale darübeka buyurdular. 63'ten sonra benim hayatımın hiçbir kıymeti yok. Köydeymiş, şehirdeymiş, dağdaymış. Bana o sağlığı verdikten sonra hayatımı da böyle devam ettiririm. Şimdi bunun şiisi Nietzsche, Nasrettin Hoca bir tas ayranı almış yaz sıcağında. Bir çekiyor, oh diyor, öldüm diyor. Bir daha çekiyor, oh diyor, öldüm diyor. Akşehirli demiş, hoca demiş, şu tası ver de biraz da biz ölelim yani. Şimdi diyor ki, bu kadar yazdım ettim gitti. Ama bir nesil var. O bizi açtı diyor ki ben bu kadar yapabilirim. Ne la yükellefullahu dersen illa bu sahar. Siz yeni nesil daha ileriye bunu götürmeniz lazım. Niçin? Çünkü siz daha büyük insanlara sahipsiniz. Daha büyük kitlelerin içindesiniz. Çünkü ben tabii kursunuz 60 falan tarikatmış o ayrımı yapmıyor. Madem ki Cumhuriyet Devrimi'nde imtiyazsız, sınırsız, kaynaşmış bir kitle yetiştirmiş ise
onun ne olduğunun ispatını bizim olmamız lazım gelir. Özellikle de din eğitimi deyince Türkiye'de İmam Hatipler akla gelir. Benim Kur'an kursları ve diğerleri çok arkadaşım olmuştur. Önderlere de dedim ben, 60'lı 70'li yıllara kadar din görevlisi tayininde öyle diploma arama zaten kahtık bir can var, ulema yoktur. Ama ileride öyle bir gün gelecek ki diplomanız olmasa size bu hayatı, bu hakkı vermezler. O zaman ne yapacaksınız? Eskiden fevkalade bir şey vardı, icazetname. İcazetname ne yazar? Hadis icazetnamesi. Yanlış, kusura bakmayın hocam, ben yanlış hata yapabilirim. Hadis icazetnamesi, öyle sanıyorum, İbn Abbas'a dayanır. Tefsir icazetnamesi, İbn-i Mesud'a, oradan da Cenab-ı Peygamber'e dayanır. O bakımdan benim için kutsal ve mübarek olan icazetnamedir. Diploma kozmopolit bir kültürün ürünüdür. Bir rektör olsun o devirdeki rejimin, Milli Eğitim Bakanlığı imzasıyla diplomayı almış. Ama ne almış, ne okumuş, ne gitmiş belli değil. Ama siz bir adama icazetname verdiğiniz zaman bu ilmi o ondan öyle böyle şecer olarak gider dayanır. Bunun bir silsilesi var. O zaman dersiniz ki bu ilmin kaynağı nedir? Kitap, sünnet, İtmamet, Kıyas-ı Fıkhal veyahut da kitap, sünnet öyle. Şimdi bu doğrultuda eğitim, öğretimi yapacak olan nedir? İslam toplumlarıdır. Bunun için de kendine ve dönemine ve hayatına göre onları değerlendirmek lazım. Şimdi derler ki, efendim İslam kadına değer vermiyor, okunmasını istemiyor. Ama bir bakıyoruz ki, hadis kitaplarında, hadis ravileri içinde, sahabeden, Cenab-ı Peygamber'den, hadis rivayet edenleri. Dördüncüsü kimdir? Hazreti Ayşe. Öyle mi? Ha, bu şunu gösteriyor. Ve o devirde okuduğumuz zamanlar efendim İmam-ı Şafii öyle. Ya Şafii veyahut da İmam-ı Suyuti onu tabii karıştırabiliriz ama bir hanımdan tedris almış. Ders görmüş. Hatta bu zındıkları, fasıkları inançlı insanları takdir ettiği dönemlerde Trabzon kökenli bir rektör bu ikna odaları kurmuş, işte başörtüsü bir şey yapıyor. Adam Trabzonlu, soyadı da bilmem ne. Bir araştırdım baktım, onun sülalesinden o ismi taşıyan Trabzon'da bir mezarlık var. Bu mezardaki eski mezar taşlarını toplamışlar, böyle sıraya dizmişler ve kitap haline getirmişler. Başka bir yerde görmedim. O mezar taşlarının şeysinde, tasnifinde en azı 10 tane müderrisenin ismi geçiyor. Dikkat edin, müderrise, müderris, erkek müderrise. Demek ki o hanımlar, onlar ders veriyorlardı. Kızdan kıza değil, diğerleri de verebilirlerdi. Anlatabiliyor muyum? Bizim İslami ilimlerde böyle mistik, ruhani bir şey yoktur. Bizatihi İslam'ın gerçek yapısı var, hayat tarzı. Niye? Çünkü bizim dini ölçülerimizi, dini hayatımızın temelini aile teşkil eder. Eğer bu aileyi siz inanç ve iman esasları doğrultusunda ki Diyanetçilerle anlaşamadığımız taraf o. İslam itikat, ibadet, ahlak esaslarına ne değil ki? İslam itikat, ibadet, muamelat ve ahlak esaslarına. Muamelat ne? Din tecelli kabul etmez. O tarafını bırak, bu tarafını bilmem ne yap. Karpuz değil ki yesin, kabuğun atasında için yesin. Bu bir yaşam tarzı. Ama bakıyoruz ki okullaşma, mektepleşme dönemi başladığında kızlar için de aynısı. 1870'li yıllarda bir kitap, sahaflarda ben eskiden, tabii çok parası olan büyük kitaplar oluyordu ama ben işte 1 lira, 2 lira, 3 liralık kitaplar topladım. Ya 4 lira, 5 liralık. Baktım İslam Hanımları diye bir kitap. 1870'li yıllarda. Abi baktım ki orada kız okullar açsın Çapta Hamit'e.
fıkıh, hadis, kelam, tarih ve benzeri ama kızları ne ilgilendiriyor? Örgü, dikiş, öyle mi? Yemek, onları da koymuşlar. Abi bakıyorsunuz ki bir taraftan Darülfünun 1870'te kurulan üniversite var. Bir de medreseler var. Bu medreseler de kademe kademe yukarıya doğru çıkmış. E bizim şimdi İmam Hatip'teyken özellikle İslam Enstitüsü'ne gittiğimiz zaman çünkü bu İmam Hatip'li hastalıklı veyahut da hastalığı zuhur edecek bir tecrübe edilmiş bir toplum. Her yere gidemiyorsun. O imtihana giremiyorsun. Dışarıdan lise imtihanı verecek ve benzeri. Hocalarımızın çoğu Darülfünun'dan veyahut da medreseler mütehassisinden mezun olmuşlardı. Biz bunları görünce haliyle tarihi tanıklık yapıyoruz. O irtibatı biz bağlıyoruz. Anlatabildim mi? Hani o icazetten, o ondan, o ondan. E ben şimdi İslam üstünde burada İmam Hatip'teyken hayal ederdik işte İslam dini veyahut da işte ıslahat-ı fıkhiye kamusu basılmış haberimiz yok. Neyse İstanbul'lardaymış. E kim yazmış bunu? Ömer Nasuhi bilmem. E gittik ondan fıkıh dersi gördük. İlk mecliste mesela o zındıkların adamı var. Neydi? Hıfzı Velde Veli dedi o. E, mahiriz de o mecliste. Şimdi oradaki zındıklarda falan var. Yoklama yapılıyor. Mesela Babanzade Ahmet Naim yerine adam Yabanzade diye bağırınca yoklama yapınca arkadan bağırmış babandır baban demiş. Anladınız şimdi. Şimdi biz o insanlardan eğitim gördük. Ama bir baktık ki bırakın sadece kız mektepleri Üniversite Darülfünun'u kurulmuş 1917. Kız Üniversitesi kurulmuş. Bakın. Benim zamanımda Trabzon'da bir kız ortaokulu var. Yani böyle lise falan şeysi yok. Halbuki Cumhuriyet devrinde onu bile aşamamışlar. Kız Üniversitesi kurulmuş. İstanbul 1919'da bu ikisi birleşiyor. Öteki laikler ve sonradan militan laik olarak zuhur eden müstaribe bu tarafındaki bu birleşmeye Allah rahmet eylesin Babanzade Ahmet Bey karşı çıkıyor ve istifa ediyor. Görünüyor ki bugün denen olayın mücadelesi ta o zamandan başladı. Varlık veya yokluk kendine gelme veya gelmeme. Bunun da en büyük şeysi dini ve din dışı eğitim ve öğretimdir. Ama siz bakarsanız ki Mektep-i Harbiye, Darülfünun ve benzeri hepsindeki eğitim sistemi 60'lı yıllardaki İmam Hatip okullarının şeysine de şimdi ben bilemiyorum İmam Hatip okullarının programı nasıldı onu bilemiyorum. Mesela Mektep-i Harbiye ile İmam Hatip Okulu. Mesela bakın bir adamla oradan tartıştım ama ayrıca bir olay. Herkese okuturlar, ederler. Efendim işte Manastır Askeri İdadisi'nde okumuş Mustafa Kemal. Öyle mi? Evet. Askeri idadi, askeri lise denir. Gittim oralara. Açtırdık orayı. Manastır Askeri Lisesi. İçine bir girdik baktık ki hani bizim bu eski yerlerde olur ya kırılmış, kırık dökük birkaç tane böyle mezar taşı veyahut da Bizans'tan kalma bilmem ne varsa ülkede onları koyuyorlar. Onun için de öyle bir tane Mustafa Kemal'le ilgili 17 yaşında askeri lise öğrencisi kıyafetiyle munda yapmış Mustafa Kemal yani püsküllü fes 17 yaşında biraz da böyle sarışık. Onun dışında bir şey yok. Ne var baktığım şey kütüphanesinde, arşivinde? Çevik bir, ulu atan bilmem ne, sen buradan doğdun bilmem ne falan. Öteki bilmem hava kuvvetleri komutanı. Bunun içinde hiçbir şey yok. Halbuki İstanbul'da ve Türkiye diğer yerlerde bir bakıyorsunuz ki Cumhuriyet devrindeki paşaların hepsi Kur'an-ı Kerim, Arapça bir de Esine-i Ecnebiye diye bir ders var.
Abdülhamit devrinde Fransızca daha çok etkiliydi. Fransız ihlal etkisiyle Fransızca eğitim öğretim yapan okullar var. Saint-Bernard, Saint-Joseph ve benzeri. Öte taraftan ise Robert College ve benzeri Amerika şeyleri. Yani herkes kendi kültürünü yayıyor. Böylece Türkiye'deki okullarda tabii bu tercihi yaparlardı ve İmam Hatipler'in ilk döneminde kimi diyor ki o İmam Hatip okulunda Fransızca, mesela biz Fransızca okudu. Başka bir madde İngilizce mesela diyor. Yani daha hiçbir kaynak oturmamış ama hiç kimse bu lisana da karşı gelmiyor. O devirde bu da var. Sadece ayrım nedir? Meslek okulu olması hasebiyle biz işte beden eğitimi, böyle o takla at, perende at falan gibi askeri liselerde de silah talimi, öyle mi? Ama silah talimi diyorsun ama 31 Mart olayında şöyle bir şey cereyan ediyor. Bunlar subaylar. Tokatlı bir çocuk bunlar. Ben hep belgesel olarak söylüyorum. Yıldız'da bilmem nöbetteyken, nöbet sırasında nöbete geç kalmış. Oradaki subay, çünkü Prusya ordusu disipline göre yetişmiş o devirdeki subaylar, itaatçi subaylar. Prusya ordusu disiplini içinde. Yani bunun içerisinde faşizan böyle rap rap zihniyetinde. O tokatlı çocuk geç geliyor. On başı bine. Niye geç geldin diyor. Komutanım diyor. Namaz kılmak için geldim falan diyor. Namaz kıldım geç kaldım. Ne namazı diyor. Askerin talimi namazdır diyor. Bunu ne zaman söylüyor? 1910'larda, 9'larda, 8'lerde değil mi söylüyor? Yani millet zannetmesin ki bunlar yeni zuhur etmiş. Bunların boyunun da aynı menbaadan, aynı şeyden kaynaklanıyor. Aynı kaya kuyusundan çıkıyor. Bir tanesi de pişkinlik var, Kur'an-ı Kerim. Bu nedir diyor askerin elbisesine, bu yakışmaz zannetmez. Haliyle o devirde bunların tohumunu attılar. Yani her şey zıddıyla kaimdir. O devirde de eğitim vardı, sonra da falan vardı. Ama liberalizmin ortaya koyduğu gibi de değil bunlar. Ne sefer ne sefase değil, yani bırak yapsın. Hani derler, bölük dur, kaldıranı sen de dur. Ötekileri bırakmışlar, bize yürü. Ama kandarı sen dur, sen de gitme. Niye? Bu hareket artık bizim elimize geçti. O da neyle oldu? Yetiştirdikleri insanlarla oldu. Cumhuriyet devrinin bütün yazar, çizerleri, bilmem mevletvekilleri hepsi iki yüzlüdürler. Dualisttirler. Mesela edebiyatta gençler okursunmuş. Yakup Kadri'nin Yaman romanı, İbn-i Roman. Peki bu adamın Çarşaf diye bir risalesi var ki müthiş bir şey. Anamın namusu şerefi bilmem ne. Halide Edip, Seviye Talip diye bir roman yazdık. Onun en meşhur Sinekli Bakal'dan evvel. Orada çarşafları aşağılıyor. Bu devirde çarşaflı hanımlar okuyazlar İstanbul'da onu. Ona cevap veriyorlar. Seviye Talip de bizim örtümüzü, şeyimizi nasıl tahkir edersin diyor. Yani o devirde bu. Ama bir bakıyorsun ki çarşafı yazan adam Cumhuriyet ilan edildi, zındıklığını ortaya koyuyor. Mesela Sabun biriymiş. Mehmet, iki yüzlü bunlar. Riyakar, takiye yapan bunlar. Düğüne gider, zırlaya hama gider, kurnaya aşık olur. Cumhuriyetin entelleri bunlar. Mehmet. Bunları nerede öğreniyoruz? İşte o hocalardan öğreniyoruz. Bakın İstanbul Müftülüğü Meşihat Dairesi'dir. Orada evraklar bakın. 40 dönüm, 30-40 dönüm diye bir yer. U şeklinde bir yer. Önce Yeniçeri Ocağı'ydı. İkinci Mahmut Yeniçeri'ne ilga edince daire Meşihat İslamiye yapmışlar. Süleyman Hoca iyi bilir. Süleymaniye'den hep oraya bakardı. Orada çalışmalarını yapardı. Gel zaman ki zaman Cumhuriyet döneminde inkılaplar yapıldığı zaman bizim Cağaloğlu Kız Lisesi o binanın içinde bir müsamere yapıyor. Kız çocuklarıyla beraber. İstanbul Kız İdadisi Lisesi. Ve o gece o bina yanıyor. Bütün evlatlar. Niye? Ya kasteyi yapmışlar, ya sigara izmariti işi yapmışlar.
Ve o bina yıkılmış, şimdi sadece bir tane İstanbul Kadılığı binası ki şu anda İstanbul Müftülüğü'nün yeri. Biz gittiğimiz zaman içinde botanik enstitüsü var. İlmi Nebati yeri. Bir profesör şey var işte, enstitü müdiresi, ama de kısa boylu, tipik bir Sara Aktik diye bir Yahudi kadın. Bir de erkek profesörler var. Ama bizim Ömer Nasuhi olsun, Bekir Hatı olsun, ne bileyim, o devrin bakiyeti suyu falan, ulema böyle gelip bana sessiz, sığınma, anlatabildim mi? Ötekiler dolaşırlar, ederler, giderler falan. Şimdi onlar gördüler arkadaşlarını nasıl idam ettiler, nasıl astılar. Anlatabildim mi? Kolay değil. Biz mektepte olduğumuz için mendaka dukka, biz de oraları Allah kulak ediyorduk, ikisini takmıyorduk. Ama ip başkasının elinde olduğu için bir şey de yapamıyoruz. Ama aradan yıllar geçti, elde gitti. Şimdi bir başbakan geldi. O başbakan diyor ki, bura diyor, aslına dönecek diyor. Rölevesini yapın diyor. Buna gelsin mi? Burası dar geliyor. İstanbul'un dışında belediye versin 50 dönüm, 100 dönüm, modern bir hale getirin. Yani adamlar beklemiş beklemişler. Siz zanneder misiniz ki medeni kanun işte İsviçre medeni bir anda geldi. Bu Latin harfleri bir anda geldi. Hayır. Bakın şu anda Türkiye'nin hala o gelmediği bir yapılanma var. Balyozmuş, Ergenekon'muş, bunlar fasad. Bunların tepesinde Encümen-i Daniş diye bir şey var. Bir kurum mu? Bu Encümen-i Daniş'in tüzüğü var mı? Cemiyet midir? Nereden izin almış? Bunlar nasıl bir araya gelirler? Hiç kimsenin haberi yok. Ama ben araştırıp bakıyorum ki Encümen-i Daniş 1860'lı yıllarda kurulmuş. Bir sürü görevleri vardı. 3 tanesi çok önemliydi. Ve bir kurum, eğer Osmanlı'da kalmışsa o kurumu ne yapmaları lazım? İlga ediyorlar. Öyle mi? Meşihat-ı İslamiye, bilmem ne, ilga, mülga kaldırmışlar. Müftülüklerde bile bütün evraklar mülgadır diye yakmışlar. Valide sadri defterleri böyle kalın. Memurlar gelmeden evvel oradaki müstahdemler o kalın kapaklı defterlerle soba yakar tutuştururlar. Kuzine sorularını. Adamlar ne yapmışlar? Osmanlı kurumu olarak. Üç şey istiyorlar. Bir, meseleyi kaldıracağız. Avrupalı olmak için hukuki düveli almamız lazım gelir. Bir, İki, bu hurufa kuruni rüstayi zihniyeti dönüldür. Kuruni rüstayi ne demek? Muayyen ağaç demek. Onu da belki bilmezsiniz. Orta çağ demek. O zaman bu harfleri de kaldıracağız. Üçüncüsü, asrı olmak için subaylar Napolyon gibi, kadınlar da Josephine mi? Veyahut da ne diyeyim, Marie Antoinette gibi girmesi lazım. Öyle mi? Bu üçü de olmuş. 1918'de İstanbul Darüfünun'da Michon Ventura diye bir adam Hanefi fıkhının hukukunu kaldırılmasını istiyor. Ve diyor ki siz bunu kaldırmazsanız, hukuku düveli almazsanız kartlaşamazsınız. Bunlar da oldu. Ama bu anda hazır bulmadılar. 1870'li yıllarda Latin harflerinin kabulü için Arnavutlar'a ayağa kaldırdılar. Kendi dilimizle konuşacağız. Abdülhamit bunu engelledi. Meşrutiyet döneminde canlandı. 1928'de Doruk noktasına ulaşmış. İttihat ve Terakki dönemi, diğer dönemlerde bu Michon Ventura'nın dediği doğrultuda bir anda kaldırıp attılar. Ama pek çok kimsenin anladığı, anlamak istemediği veyahut da yanlış anladığı bir takım dualist sıkıntılar var. Mesela bir profesör bir alim hakkında diyor ki bu diyor medresel kuzatı bitirmiş ama kadılık yapmamış. Yani hakimlik yapmamış. Parantezinde de bugün de hukuk fakültesi diyor. İşte bu hata yanlış. Darüfünün yani üniversiteye bağlı olan mektebi hukuktur. Medresetül Kuzat ise Şeyhülislamlığa bağlıdır. Bunu bir kadı yetişir orada. Yani bir taraftan
modern ve hatta mektebi hukuk sistemi, öte taraftan mecelleri hukuku, fıkıh hukuku. Şimdi bu ikisinin çatışmasından böyle bir şey zuhur etti ki bugün tartışılan ve siz gençlerin yaşadığı veya da yaşamak istediği ölçüleri o devirde de bir ölçüsü, bir yapılanması var. Ki akşam dedik ki ya çok şeyler yazdım, hepsini unutuyor. Ama şurada bir kitap var. Meşruiyet İstanbul'da Kadın ve Sosyal Değişim diye. Şimdi bakın bu kitapta 40-50 tane belge var. Şimdi hepsi, çoğu da kadınlarla ilgili. Bak diyor ki Trabzon Valisi Samih Rıfat'ın, Trabzon Müftülüğü'nün müzekkeresini meşihata arz etti. Trabzon Müftülüğü de diyor ki bir takım diyor içtihat, kavmi cedid, itikadat ibadet, ilahani hakim eserlerin hezeyannamelerinin kadınların cahil tabakasını zehirlediği, bu gibi dergide kitapların izinsiz yayınlamasının gerektiği yayınlamasının bildirilmesi meşihata. Kim bunu şey yapıyor? Davet-i İslamiye. Şimdi bakın nereye götüreceğiz. Burada diyor ki tesettür diyor, farktır diyor. Ama arada 70-80-100 sene geçiyor. Bazıları da dedi bir turuatandır. Mümkün değildir. Bu mücadeleyi bunlar vermişler. Ne vermişler? Davet-i İslamiye bunu vermiş. Şimdi Davet-i İslamiye nedir? Davet-i İslamiye 4 sene Bediüzzaman'ın şeylik yaptığı, azalık yaptığı, genel sekreterliğinin Mehmet Akif tarafından yapıldığı, Muhammed Elmalı gibi ulemanın orada bulunduğu bir şey yapı, yani bir ilmi heyet, Akademi Fransız var ya, bu akademi şeyleri Avrupa'da, bu Dermet-i İslami de böyle bir kurum. Şimdi bu zevat, o devirde de bu açıklık, saçıklık ve benzeri sıkıntılar vardı. Hatta ve hatta falanca işte bilmem kol kola gelmiş. Hatta ve hatta isimler falan var. Öyle bir kokuşmuş ki. Paşadır, bilmem zengindir, bilmem nedir. İşgal kuvvetlerinin subaylarıyla geziyor, dolaşıyor. Anlatabildim mi? İstiklal Caddesi'nde Rus ihtilalinden sonra İstiklal Caddesi'nde bir sürü Rus şeyleri türemiş. Kadınlar, erkekler. Şimdi bu devirde buna bale diyorlar. Bale, balerin diyorlar. Bu devirde bunun ismi şuydu. Fransızca işte şöyle. Le développement harmonique de l'homme. İnsanın ahengi gelişimi. Bunu Yakup Kadri Kadıköy Apollon Tiyatrosu'nda bunu seyrediyor. Ve diyor ki insanlar diyor manevi haza ulaşmaları için aynı sapıklığı bugün Hıncal Rus'ta bir adam var işte dünyasında öyle diyor. Ne mutlu bilmem o bir çarpık ağzı var ya bir adam peygamberi hakaret edin böyle. Piyano sapığı. Şimdi o da aynı söylüyor. Ne diyor biliyorsun? Gelin görün diyor Apollon Tiyatrosu'ndaki diyor o ahengi bilmem ne falan. Hatta o Rusya'dan gelen o balerin, baletlerin bilmem ne çoğu sapıktırlar. Yani Moskova'dan kaçtı İstanbul sokaklarında hala görmüş. Darbeti İslamiyet bununla ilgili bir şey yapıyor. Anlatabildim mi? Ama bunu kim diyor? İşte o devrin uleması ve bizim yetiştiğimiz insanlar. Eseri okudu. Bu da şunu gösteriyor. Türkiye'de bir var olma yok olma kavgası var. Ta baştan beri olan bir olaydır bu. Bunun en büyük tezahürü de eğitim öğretimleridir. Şimdi siz bilir misiniz ki bir Elmalı Hamdi Yazır. Efendim Cumhuriyet devrinde şunu yapmış. Elmalı ne yapmışlar? Nazırlık yapmış. Eserler vermiş. Cumhuriyet devrinde geldi. Elmalı'ya hayat hakkı tanımadılar. Ahmet Hamdi Aksakil'e mektup yazıyor. Elmalı merhum. Diyor ki kifafi nefsi, nefs için bile gelirim yok. Yani yetecek gelirim yok. Böyle bir zamanda köşeye çekilmekten başka bir şeyimiz yok. Ve Elmalı ne yapıyor biliyorsun? 6 ay içinde Fransızcayı öğreniyor.
Paul Janney'nin Metalik ve Mezahit kitabını, felsefe kitabını tercüme ediyor. Şimdi o payeyi kazanmış olan adamlar, kendi adamları onları devre dışı bıraktılar. Çünkü hani bizim içinde olduğu gibi onlar için de aynı. Adamlar sabretmişler, organize olmuşlar, seslerini çıkartmamışlar. Ve ondan sonra seni seyretmişler, kıyama kalkmışlar. Mesela bir yazar vardır. Rizeli olduğu için de buradakiler de söylüyor. Rizeliler, efendim biz Oslular. Adam diyor ki bunlar diyor, bak diyor, pazar diyor, onun diyor, ismi Atina'dır diyor. İşte Yunanistan'ın başkenti. Öteki bilmem ne falan diye. Bunu yazan adamı bir araştırıp bakıyorsun, ana tarafından dedesi Refik Şevket İnce. Refik Şevket İnce, İstiklal Mahkemesi'nde şunu diyor, işte onlar buraya kadar da geldiler ya. Biz diyor devrimleri yerleştirmek için köylere kadar gideceğiz. Asacağız, astıracağız. Gerektiği de bu dava için öleceğiz. Bu adama bir bakıyorsunuz ki nerede bu? Rodos'un Gastro köyünde doğmuş. O yazara sorduk. Ha. Biz Osluyuz, Rizeliyiz. Rum olduk da peki Rodos adasında doğan bu adam nereli? La bizim çobası hudutların içindeyiz. Öyle mi? Yani siz Bursa'nın Kirmasi kazasını Kemal Paşa yapmakla orayı gavur miliyle Müslümanlığa çevirdi. Hem deresi vardır hem de şeysi, kazası var. Daha açığı İzmir'de Kemal Paşa deli kaza var. Eski ismi Nif'miş. Şimdi Rumca bilenler bilir, Nif, Nife geline derler. Ben de gittim orada konferansta. Hatta oranın belediye başkanı modern bir mezar yapmış yani. Meşhur adamlar gelsinler, para da almak burada yatsınlar falan diye. Neyse. Sordum, dediler ki buradaki Rumlar gitmiş. Girit'teki insanlar gelip yerleşmişler. Peki dedim, buranın eski ismi neydi? Dedi ki Nif'ti. Çünkü ben haritada, Osmanlı haritasında var. Ne olmuş? Ya beğenmemiş dediler. Her şey Mustafa Kemal olduğu için burası da Mustafa Kemal'i bir şey yapmışlar. Şimdi 40 yıllık yani kani ya da 40 yıllık kani yani yapmak gibi bir şey bu. Bütün bunların olması ile Türkiye tamamen bu değişime uğramış. Eğitim öğretimde, kültürde, sanatta. Eğer o eğitim ve öğretim işte 1924'te böyle, hatta liselerde 1929'a kadar Arapça dersi de var. Önce basının yayını susturdular. Bakın Harf İnkılabı'nda Tuhfe-i Hattat'in mi? Hadife-ül Cevam bilemiyor. Bir kitap matbaada bir tane basılacak diyelim. Kanun bir çıktı, ertesi gün o baskı durduruluyor. 200 tane basılmışsa onlar tamam diyor, ötekiler basılıyor, Sakarya'ya gidiyor. Öteki kalıyor, bu kaldırılıyor. Tamamen daha dini. Ki o devirdeki eğitim öğretimde nasıl olsa İmam Hatipler efendim talibi yok diye. Siz şimdi sakallı bir mollayı, Cumhuriyet devrinde savaşmış bir mollayı asarsan, ki bakın şu gençler için çok önemli bir şey bu bak. 22'sinde bir şey İbrahim Ethem diye Ankara'lı bir genç. 22 yaşında bunu astılar Urfa'da. Neden bulayım biliyor musunuz? Burada var. Kızlar için söylüyor. Kitabın ismini biliyor musunuz? Kitabın ismi bakın. Hayati Beşer ve Kadınlarda Tesettür diye bir risale yazmış. Bu risaleden dolayı bu çocuğu asıyorlar. Kadında da tesettür. Genç. Şimdi kaçınız bu üniversite okuyan gençler 22 yaşında? Veya tabii o yaşta. Yani sizin yaşınızdaki genç bu köpek sistem onları astırmış memleketin evladı. Adamların serpuşunu ondan hani dayağı yedi yerden şey yapar derler ya. Yani bu 163'ten, o devrim pisliğinden ceza yediymişim. Dinim ve kinim onun üzerine yoğunlaşmış, onu söyleyeyim. Ne yapıyor adam? Erzurum'da diyor ki Osman Efendi ve diğer zevat-ı kiram
Biz diyorlar, gavur serpuşu koyan adamları, bir Rusları buradan kovduk. Gavur serpuşu da gelmiş bu vali, biz bu vali istemiyoruz diye yürüyorlar. Kadınlar da var. O yüllü şeşami derler. Kalın yüllü falan böyle, kendi soğukta. Bunları atıyorlar içeriye bu, o kadını da asıyorlar. Onu da asan kim biliyor musunuz? Mehmet Altanlar'ın dedesi, Çetin Altan'ın babası mı dedesi mi ne? Tatar Hasan Paşa asıyor bunu. Astığı için de Mustafa Kemal ona Kadıköy'de Hasan Paşa Köşkü'nü veriyor. Erzurumlu Osman Efendi Rus casusu diye, Ruslar zamanında casusluk yapmış diye onlara o pislik ile asıyorlar onu. Yani dini öğretim, İslami hayat tarzı öz yurdunda garip, öz vatanında paria iken yaşatmak istemişler. Anlatabildim mi? Öyle kolay değil bu. Hatta o Çetin Altan şeyin köşkünde, Hasan Paşa köşkünün içinde havuz varmış böyle fiskiyeli. Orada oturup yazarmış. Rak şişesinde balık olsam ondan sonra sosyalizm. Onlar böyle yaşamışlar. Onlara böyle bir hata kıl. Cemaziye'den beri de böyledir. Şimdi ben bir imam hatipli olarak niye? Benim de beynimi yıkadılar. Babam da dini eğitim, öğretim görüyordu. Medresine kapanınca kaldı ortada. Ömrünün sonuna kadar hep eski yazıyla yazardı. Çünkü öyle alışmış. Onun da bütün derdi bu gavur okullarına vermemsin diye. Ailesine öyle diyordu. Kara gavurun okullarında ben oğlum okudum da gavur yetiştiremem derdi. Anam Süleyman Hoca'nın dedesi. Çocuk o 50'den evvel neydi? Çıkacak. Evin balkonuna tahta boş derdik ona biz. Tanrı oğlu dur, Tanrı oğlu dur. Ondan sonra rejimin köpekleri her devrin ajanı var, bunu bilesiniz. Rejimin ajanı köpekleri jandarmayı gönderiyorlar diye götürüyorlar. Anıma sorardı. Hoca dedi, Mullah İbrahim Hoca okudu. Sonra gavurlar dedi, aldı götürdüler onu. Tabii hocayı kim götürür? Gavur götürür. Gavur götürür. Müslüman bir şey var mı? Halk nazarında öyle algılanmış. Babam mesela okuyor. Ondan sonra aldılar gençtir diye. CHP gençlik gün öndesinde. Dayımız falan vardı. Kalan hocası. Onu da muhtar yapmışlar. Anlatabildim mi? Hepsinin o devirdeki bıyıkları bile Hitler bıyığıydı. Dikkat edin bakın. Hitler. Çünkü bu yazarlar, bu çizerler, üniversite olanlar batıya dönüp gavur olarak geliyorlar. Kim Rusya'ya gidiyor, kim İtalya'ya, kim Paris'e, bilmem nereye. Adam gidiyor mesela İtalya'ya. Mussolini diyor, bu sistem müthiştir diyor falan diyor. Gelip onu oluyor. Kim? Nadir Nadi, bilmem kim, şu bu, o devrin yazarları, çizileri, gazeteci, milletvekilleri. Hani dedim ya, düğüne gider, sonra hama gidiyor, kuruna yaşık olur. Bu sefer de Moskova'ya gidiyorlar. Orayı dövüyorlar. Sonra Hitler çıkınca başladılar işte Hitler bıyığı takmaya, Almanya'ya imet etme. Baktılar ki iş papuç pahalı. 1944'te bu rejimin hani ulusal, ulus hep oradan gelir bu. Mayalar hep odur. Ulus diye bir gazete, şimdi ulusalcılar var ya diyorlar. O ulus gazetesinin aynı kafasına geliyor adamlar. Orada Fahri Rıfkı Atay diye, bu hepiniz bilirsiniz işte. Hikayeleri, romanları, bilmem neleri falan. Ama o hikayelerinde böyle pis ifadeleri var ki. Zeytin dalımı nedir? Cemal Paşa'nın uşaklığını yapmıştı şeyde, Orta Doğu'da. Kabe'den bahsediyor, ne diyor biliyor musun? Zemzem diyor, pis Arap'ın kirlettiği bir şeydi diyor. Postanlar, hayvan leşleri, kemikler çıkıyordu orada. Anladın mı? Geldi 1944'te ne yapıyor biliyor musun? Aynen Ulus'ta şunu yazıyor. Diyor ki, Lenin ve Mustafa Kemal ölmüşse, İnönü ve Stalin başımızdadır diyor. Bu eğitim öğretimin uzantısıdır. 42'lerde Sefil Öreşat Eşref Edip Peygamber Hayatı ile ilgili bir kitap yayınlıyor. Basın Yayın Genel Müdürlüğü bir yazı yazıyor. Diyor ki dini bir fidelik uyanmasına biz karşıyız diyor. Bunları ilga edeceksiniz diyor. Daha gençler için söyleyeyim.
Meşhur Eflatun Güney var. Cem Güney. Öyle mi? Bu adam bir masal kitabı yazmış. Nar tanesi diye. Ha, bizi bir takım faşistler şere itham edene de söylüyor. Bunu ben ilk defa nerede okudum biliyor musunuz? Bu nar tanesiyle ilgili. Nihal Atsız'ın Türk Ülküsü kitabında gördüm. Ben belgeyle konuştuğum için bunların Cemaziye Emel'i iyi biliyorum. Cemaziye Emel nedir diye merak edersin değil mi? Herkes söyler. Eskiden evraklar hicri aylara göre Rebiülevvel, Ahir, Cemaziye ve Cemaziye, Recep, Ramazan o torbalara konur evraklar tahsil edilir. İki arkadaş da aynı yerde çalışıyorlar. Gel zaman git zaman bir tanesi rahatsız oldu. Hasta, öteki arkadaş bunu ziyaretine gitti. Ona baktı ki iç çamaşırının üzerinde Cemaziye Emel yazıyor. Meğerse bu torbalardaki o cemaziye torbalarını çalmış, içinde çamaşır yapmış. Yani iş giysisi yapmış. Onunla yatıp bakıyor. Silememiş herhalde onu. O da sesini çıkartmamış. Öteki iyi olmuş gelmiş. Bu sefer de herhalde rejimi fazla bir ayak uydu. Bu oldu şef. Bu sefer de arkadaşına başlamış işte. Affedersin ayaklarımı yıka. Veyahut da işte dinlerse sakallarımı tara. Bir şey dediler ki ya siz arkadaşsınız niye yaptın? Ya boş ver ben onun cemaziye evini biliyorum. Ne demek? Şimdi o oldu cemaziye. Şimdi ben bunların cemaziye evini biliyorum. Bu Türklerin de. Şimdi bir baktım orada bir yazı yazıyor işte nar tanesi. İşte kitabında böyle böyle. Milli Eğitim bu kitabı tavsiye ediyor. Diyor ki Doğan Kardeş yayınlarında Eflatun Cem Güney'in Nar Tanesi kitabı çocuklar için tavsiye şayandır. Fiyatı şu kadardır. Alın diye bunu tahmin ediyor. Ben de arşivet gibi evde bakayım bulabilecek miyim? Gidip buluyorum. Hem de üç baskısını buluyorum. İki baskısı. 46 Türkiye'de ilk baskısında şöyle bir şey geçiyor. Diyor ki Allah'ın işine pek akıl sırırmez. Bazen kulağı ile bazen kuyruğuyla oynar. Anladın mı? Yıl 1947. 5. Milli Eğitim'deyiz. Bunu tavsiye ediyorlar. Haşa. Allah'ın işine pek akılsız ermez. Bazen kulağıyla, bazen kuyruğuyla oynar. Şimdi CHP dönemi gitti. 50'li dönem geldi. 52'de basında ne var biliyor musun? Bu sefer haşallah yerine felek kelimesini koymuşlar. Feleğin işine pek akıl ısır ermez. Bazen kulağıyla, bazen kuyruğuyla. Şimdi bakın, Türkiye'de masal, edebiyat, bilmem ne falan. Hepsi gavurluk üzerine, inançsızlık üzerine bina edilmiş. Hatta geçmişler anlatırlar. Aynen o kolhozları, hatta ben çocukumla yetiştim bizim köyün, orta köyde bir tepe var. Halka bir yaptıracaklardı. O derelerden milletin sırtına taşlarla getirecek halk evi. Ulan burada çiftlik olmaz Karadeniz'de. Yer yok, arazi yok. Efendim çiftlikte çalışacak, akşam gelecek de saz, söz bilmem ne işte erenecek de folklorik bilmem ne. Bu köye söyledi aynı idi. Bunlar şöyle bir nesil istiyorlardı. Uzun zaman. Ha bir de şunu söyleyeyim. Epey açtım bir saat başka. Şey yavaşça şimdi. Eğer bir de şu varsa memnun olurum. Bir şey sormak isterseniz memnuniyetle cevap vermeye çalışırım. Bu köy çocuklarını alıyorlar. Diyorlar ki marangoz. Öyle mi? Sağlık memuru. Demek ki gazmacı, kürekçi bilmem ne meslekçi. Sağlık. Ama diyorlar ki siz buraya kadar gelirsiniz, buradan yukarısı gidemezsiniz yukarıya. Yani yüksek tahsil, üniversite, öğretim üyesi, paşa, general, o bizim tasarrufumuza diyorlar. Sen köyde olursun bir öğretmen, eğitmen, çiftçi, marangoz bilmem ne. Şimdi İmam Hatip Okulu'nda böyle açtılar. Dediler ki, hatta meşhurdur bu, Hamdullah Supi Tanrı Ömer Mustafa Kemal'e dedi ki, paşam dedi,
şu tekkeleri, mekkeleri kapattır. Bunları açalım, bundan meşhur lema fudele burada yatıyordu bana. Bekle bekle dedi, hamdullah be dedi. 15-20 sene sonra dedi, ben onları açarım, seni de onların başına getiririm falan. Mahmut Bayar anlatıyor, diyor ki, bir gün diyor Mustafa Kemal'e yağ çekiyorlar. Diyorlar ki, paşam, dağdaki çobana kadar varınca bu mehidin evladının hepsini kalbi Mustafa Kemal, Mustafa Kemal'de atıyor. O da diyor ki, Mahmut diyor, Mahmut, sen bilir misin diyor, o dağın arkasında bir imam var diyor. Yarım saat o çobanla konuşsa, onu söküp atar, Allah ismini oraya koyar. Bunu adamlar yazıyor, söylüyor araştırma. Böyle bir nesil istiyorlardı, böyle bir eğitim, öğretim istiyorlardı. İşte bu köy eserde böyleydi, kozmopolit bir nesil. Ama yukarıya da gitmeyecek. İmam Hatip Okulu'nda böyle bir şey açtılar, yani bir ihtiyaç. Ama İmam Hatip'le bizim ilk nesil bu işi zorladı. Bir yere gidemiyorsun. Bir İslam mensubu var, İstanbul'da bir tane var. Hele şükür ben mezun olduğum zaman 62'de bir de Konya'da açılmış. Konya 200 öğrenci alacak, İstanbul 100 tane öğrenci alacak. Ne yapıyoruz? Bunlar askere alırlar bizi. Bunlar öyle bir şey. Toplumun ekstrem yapısındaki bir nesil. Ne yaptık? Çoğu arkadaşlarımız imtihana giriyor. Zaten doğuda, güneydoğuda bir yere gitsen var ya, bir dönemde veriyorsun fark testlerini, alıyorsun diplomayı, doğru İstanbul'a. Tıp fakültesini mi istersin, hukuk mu, bilmem neyi mi, niye varlık mı? Buna baklar ki bu da tehlike. Enstitüler açılmaya başladı. Ama bir misyon, fonksiyon şey yok. Bu sefer de bunları nasıl kadruk hale getirildi? Bir mücadele vermeye başladı. O 40'lı yılların sonları bir Milli Eğitim Bakanı var, Tahsin Bangoğlu. Onu çok konferanslarda dinledik. Ona sordum, hoca dedim, niye bu böyle dedim, bak dedim, siz ilk devrede Kur'an bursu açılacak ama ikiye ayrılıyor. Bir kısmı diyor ki Diyanet'e bağlansın, bir kısmı diyor ki Milli Eğitim'e bağlansın. Diyorlar ki biz Diyanet'e bunları bağlarsak, Diyanet'e bağlı olursa eski medreseye döner. Onun için bunlar değil. Biz istediğimiz şekilde yetiştirmemiz için Milli Eğitim'e bağlamamız lazım. Milli Eğitim'e bağlayınca yani ağaç yetiştirecek ama işte kabak gibi böyle uzun. Yani armut, elma yetiştirecek ağaç olmaz. İmam Hatip'i de öyle. Yani işte de modern falan. Mesela sonradan çıkan bazıları var. Mesela adam şimdi ne diyor? Beş vakit değildir diyor, üç vakittir diyor. Öteki diyor ki sünnetler fazladır diyor. Öyle mi? Öteki mezhep nedir diyor. Öyle mi? Öteki bulmuş bir takım tarikatlerden bilmem ne. Kimi sesli yapıyor, kimi sessiz yapıyor. Anladın mı? Kimi diyor ki şeyhin postunun altına paralar getireceğim bilmem ne yapacağım falan böyle. Ne olmuş? Paramparça olmuş. Bir tek noktada bir tek ilkeye bağlı kalmamış. Şimdi bakın. Ben şimdi bazı işlerde Zemahşeri gibiyim. Zemahşeri keşafın müellifi değil mi? Müfessirin. Sanıyorum oydu. Müthiş Arapça konuşulmuş. Yani ben yanlış bir söylerse düzeltin. Ya bu Kubeys anlamı ne çıkarmış? Demiş ki ey Araplar, atalarınızın lisanını benden öğrenin falan demiş. Erzurum'u da öyle yapmış. Bileti almış, Erzurum'u da ilk defa görüyor. Bileti nasılsa aldım demiş, Erzurum'da dolaşıyor. Tren kalkar diye gelmiş, bakmış tren gidiyor. Bağırmış, nereye gidilsen, tabu bendedir bende demiş, nereye gidilsen demiş. Ben de şimdi, birçok sene tabusu, niye belge mi şey olarak söylüyorum. Şimdi, Nurcular, Allah selamet versin. Bu Darbeti İslamiye'yi bakın. Kitabı. Bak bu kitabı 1973'te ben hatırladım. 1973'te. Bu kitabı ben yazana kadar ne kadar iftira, yalan, cehalet ve sapıklık iftiraları varsa Bediüzzaman atarlardı. Ve o öğrencileri, o yıllar boyu Demirel'in sömürdüğü öğrencileri, ondan bir hizmetteki öğrenciler bundan bir haberdiler. Niye?
Düşünün bakın şu Bediüzzaman öyle bir salabetli diniyesi var ki. Sait diye yazmış belgelerde, Sait. Bunları ortaya koyunca muteber bir insan benim için. Bir araya gelince ama ne diyorlar? Kardeşimiz Hasan Hüseyin Risale müridi falan gibi Tirmizi. Bu muhterem Sadık abi. Dedim ulan niye ben kardeş değilim de hep muhterem oluyor? Öyle değil mi? Niye? Çünkü ben işi kaynağından öğrenirim. Senden öğrenmek mecburiyetinde değil. Niçin bunu yapıyorlardı? Çünkü rejim onları da bu şey altına aldı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o devirdeki yani biraz da şey yapayım ya, münkariz olmuş, helak olmuşlar ama devirde ne yapardı biliyor musun? Bir şey, bir saat verirdi ona. Ötekine bilmem bir elbise falan verirdi. Tamam peşinden götürürdü. Süleymancılardan da milletvekili yapardı. İlahiyatçılardan da yapardı. Nurculardan da yapardı. Ama hiçbirinde bir tanesini Diyanete bakan baka yapmazdı. Mutlaka bir sarmış ve ayyaşı oraya getirirdi. Anladın mı? Çünkü onları bile çatışmasınlar diye onları idare ederler. Bunlar öyle olmuşlar ki rejime adapte sülhü dönmezler diye bir zındık. Kocaların hocası olan bir adam. Benim de çok uğraştığı için söylüyorum çünkü bütün vaktim yeterim ondan yedi. 160'ten devleti yıkacak bu adam, bu kitaplar, şunlar bunlar. Ama adamlar öyle akıllar ki bu Nurcuların, bu rejimden yana olan Nurcuların adamları bunu almışlar, bundan betiyeler dizdirmişler. Arkadaşım dostumdur Necmettin Şahiner. Yazdığı bir gün de kitabı zaten buradan almış koymuş. Bilimliğe yönlendirilmediği zaman. O röportaj yapmış onlarla. Diyor ki, hocam diyor, niye diyor geçmişte diyor Risaleler hakkında 163'e layıklı aykırı derdiniz de şimdi böyle bir rapor vermiyorsunuz. Aynen dediği şudur. Bilimliğe şahit vermeyen, orada fırın. Diyor ki, bu risaleler geçmişte siyasi içerikli mesajlar veriyorlardı. Siyasi içerikli mesajlar veriyorlardı. Şimdi ise mevize haline dönüştüğü için onlar hakkında dava açma gerekmiyor. Demek ise Bediüzzaman'ın el yazısıyla hayattayken yazdığı risaleleri sonradan bunu saptıranlar var. Ben de diyorum ki arkadaş, Zemaşleri gibi benim kitabımdan öyle aldığı payeder ve benzeri. Hatta yayınlamadım da yayınlayacağım. Ben öyle Müslüman istiyorum Bediüzzaman. Adam Cumhuriyet devrinde bir tane Latince sahih diye yazmamış. Soldan sağa yazı yazmamış. Adam Emir Dağ'da bilir neredeyken Abdurrahman Şeref Taşı Allah'ın emredesin. Avukat var. Ona vekaletname veriyor ve dilekçede adam parmak izini atıyor. Anladın mı? Parmak. Sırf o habaseti işleyenlerin yoluna girmesinler diye. Mesela çoğu zaman birçok kimseye sorar, madem biliyorsun bu soyadı neydi? Ve hatta benim de baştan beri benimsediğim o. Diyor ki, Ülemde Mahkemesi, Ağır Ceza Ülemde Mahkemesi'nde sanık Sait Okur. Demek ki soyadı okurmuş. Ben de diyorum ki arkadaş, en güzeli okur yazar olmaktır. Öyle mi? Çünkü Kur'an-ı Kerim de öyle, oku. Önce okuyacaksın sonra yazarsın. Ha ben okumadan yazar dersen o sapık olur. Mesela tıpkı geçmişte olan, tabii çok teşekkür ederim. Geçmişte olan adamlar mesela diyor ki bana Mevlana'dan ilham geliyor. Veyahut da Kayseri'de bir sapıkları çıkmış. Ben demiş işte nutuk yeniden yazıyor. Bilmem ne yapıyor falan böyle. İrtibat kuranlar bilmem ne falan. Bunlar hepsi bu toplumda her şey olur. Her şey çıkar. Ama benim hemşerim olan ve hepimiz de tanıdığı yani ne hale geldiğimizle de bir örnek misal de değil. Bir gün televizyonda çıkıyor. Dinamit programı neyim? Geçmişte. O 28 Şubat döneminde bizde çok kullanmak istediler ama yemedi derler ya falan. Bak televizyondayız. Biri böyle diyor, öteki böyle, biri böyle diyor. Dedim arkadaş, bak dedim ben. Eğer
bu dini meseleleri, bu sapıkları güldürecek şekilde yaparsan, açıkça senin için derim ki, bu adam öğrenciliğinde Fatih, Silivri Kapı falan camiinde imamlık yapıyordu. İmamların diyorlar maaşı haram. Bu adam orada maaş alıyordu. O zaman haram da haram değil de şimdi de haram. Veyahut da o adam orada müezzinlik imamlık yapıyordu. O zaman demek ki buna inanmıyordu. Veyahut da para karşısında bunu yapıyordu. Aman dedi sakın bunu bilmeyi söyleme. O zaman ne yani lahana, turşu, fasulyeden bahsedeceğiz. Anladın mı? Ben bunu bilirim dedim. Şimdi insan biraz ileri gidesin, enayi Allah göstermesin. Taraftar çok olur insanlara bazen. Mesela ben de salonları doldururdum. Ama ben hayatım boyunca hiçbir zaman kendim üzerine alamayacağım, taşıyamayacağım yüklememişimdir. Ama dikkat edin böyle bu cemaat etrafında toplayanların hepsinden Fatih'inde kurulmuş ve o insanları istismar eden adamlardı. Bu çok tehlikeli bir şey. Ben şunu kabul ederim, yani solcular için de dinlenler için. Eğer bir adam bir mücadelesi varsa o mücadelede yürü yap oğlum ben arkadayım demeyecek. En önde o olacak. Anlatabildim mi? Ben soldaysanız söylüyorum. Ben deniz gezmişi o çocukları asmazdım. Onları azmettirenleri asardım. Anlatabildim mi? O genç delikanlı ver de ona gazı götürür. Peki onları tetikleyen, onların peşinde giden hala şeyden yana. Öyle mi? Yani bir insan bir davaya inanıyorsa hep beraber olması lazım gelir. O da bilir mi? Onun için gençlere, özellikle hanım kızlarımıza söylüyorum. Bakın, benim çocuklarım, kızlarım, yani gelinlerim değil, kızlarım. Onlar da imam hatip benziyorlar. İkisi de katkıyı bu. Ne sıkıntılar çektiler. Ne zulümler çektiler. Hala gözümün önündedir. Üsküdar Kız İmam Hatip Okulu'nda kızlar başörtülü okula gidecekler, almıyorlar. Anneleri orada, velileri Üsküdar Emniyet Müdürü diye bir adam, soyadı Türk unutma. Ulan Türk, Allah belanı versin senin. O zaman da tesisler büyüktü falan böyle. Hala gözüm böyle kadına bir vurdu, kadın tepe takla gitti. Ve öyle o kimse bir şey yaptığı yok, öyle kurtulup gitti. Böyle bir nesil bu mücadeleyi vermiş. Bu sıkıntıyı çekmiş. Niye? İnanıyor da onun için. Mücadele veriyor da onun için. Şimdi her şey gelip geçer. Ama biz gençliğimizde derdi ki ruhum bu imanla beraber 300 sene 500 sene bekler diye böyle 300 sene bekliyorduk hatta hayat ediyorduk. Ama sizin hemşehriniz üzerine başbakan meclisinde konuştu ve fazla şey yapmam ben. Arama etmem. Meclisinde böyle bir konuşma yaptı. Ve orada bir şey okudu. Bir zamanlar biz de millet hem de ne milletmişiz? Gelmişiz dünyaya, millet, milliyet nedir? Öğretmişiz. Demek ki bunu Cenab-ı Hak bize gösterdiği için sonsuz şükürler olsun. Az bir olay değil. Umutsuz, sıkıntılı, aşağılanma, hakaretler. Zannedermişsiniz ki bu noktaya bu olay geldi. İkide bir bağırıyorlar başbakan için. Efendim bu hapse girdemiyorum. Nereye çekmiyorum? 12 Eylül'de biz herhangi bir hamaset duygusuyla bunları talip değiliz. Biz de yaşamışız. Çocuklarımıza da yaşatmışız. Ama bu noktaya gelmesinde de mutluluk duyarız ve gelecek nesillere daha iyilerini vermek için mutluyuz. Bakın çocuklar. Biz sizin zamanda böyle üniversite öğrencisiyken kitap bulamadık. Anlatabildim mi? Notlar, bilmem neler. İslam tarihine dönüyoruz, Karol Brokerman'da. Karol Brokerman, İlahi Fakültesi yayını. Orada adam Hazreti Ayşe'yi hunhar gaddar tavsiye ediyor.
Karol Rokerman İslam Tarihi, İlahi Fakültesi basmış bunu. Oryantalist. Fatih Sultanbet kafa uçuran adam. Bu gibi. Bu kitaplarla bir şey yapıyorlar. Hadis kitabı. Yok. Bakın. Biz neyle büyüdük biliyor musunuz? Ben bilmiyor musunuz hangi şarkıyla büyüdük? O Arif Nihat Yasam ve Fethi Marşı var ya. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih İstanbul'u fethetti, yaşasın ve devam ediyor. Bir de diyor kızım, sen de diyor Fatihler doğuracak, yaşasın. O zaman bu bestelendiği zaman bunun biraz da şey bana da övünürüm bunun da 12 Kasım 1966 senesinde Yıldırım Gürses varmış. O bunu bestelemiş Arif Nihat Asya'nın ve Milli Türk Talebeleri Salonu'nda Yeşilay Gençlik Başkanlığı olarak bu geceyi tertip ettik. O zaman da Yeşilay Başkanı Profesör Doktor Ayhan Solgar vardı, psikiyatrist. Onun da ilginç anılarım var. Neyse. Orada biz bu marşı söyledik. Ve biz ne hediye ettik ona biliyor musunuz? Hasan Basri Çağatay'ı Kur'an-ı Kerim meali ve tefsiri 3 ciltlik. 1966. İşte biz hani o nesil az önce işte buraya gelmeden gençler bir acılı köfte şeyi verdi ziyafeti. Dedim sordum ne? Allah onlar mesut bahtiyar etsin. Evlenmişler. Aynı yerde okuyorlar. Aynı mutlu yaşıyorlar. İşte insanın beklediği odur. Ve bazen de ben espri yapıyorum yani çocuklara. Hanımı şükrede şey yapmadı. Diyorum oğlum siz ne şanslısınız dedim ya. Küfür, İslam'da küfür bu. İlla zenginlikte değil. İnançta, düşüncede, hayat tarzında, yaşamada küfür. Buluyorsun, evleniyorsun. Oğlum ben ne yapayım dedim. Şule'nin dedim ben Huzur Sokağı'nı okudum. Bir de rahmetli Yücel Çakmağlı'nın Birleşen Yolları falan şey yapınca bekliyordum ki Türkan Şoray gibi böyle başörtülü bilmem ne biri karşıma çıkacak. Bula oğlum işte bu ilkokul mezunu aranı buldum falan. Şimdi espri yapıyorum. Şimdi şudur. En güzel şey bu eğitim öğretimden bu mücadeleyi vermek. Anlatabildim mi? Bakın hiçbir şeye koymazlar sizi. Oradan tart ediliyorsun. Askeriyeden tart ediliyorsun. Eğitim öğretimden tart ediliyorsun. Her şey onların. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben İstanbul'a gittiğimde gazeteler şunu yazarlardı. Şeyden Üsküdar'dan trende çıkmış ya adam çıkıyor. Denk. İşte ne İbrik, elbise veyahut da yatak yorga neyse götürüyor adam. Resmini çekiyorlar. O hırpaneler İstanbul'da işini diyorlar. Yani Anadolu'dan gelen insan hırpani. İşte o hırpani dedikleri insanlar İstanbul'a gittiler. Hisseli hissesiz, tapulu tapusuz, kendilerine göre yer almışlar. Cami yerinde ayırmışlar, okul yerinde ayırmışlar, kurdular. Ben çocukluğumda şu anda Güngören Belediyesi'nin bulunduğu yerde hayvanlar otlardı. İşte o hırpani dedikler oralara yerleştiler. İşte Bağışlar, Zümrani, her taraf için söylüyorum. Suriçi İstanbul için söylüyorum. O hırpani dedikleri adamlar yemediler, içmediler, çocuklarını okuttular. İşte o çocuklar geldiler, oralar ilçe oldu, oranın belediye başkanı oldu. Oradan milletvekili seçildi, oraya geldiler. Bakan oldular, başbakan oldular. Biz, bak çocuklar içim öyle dolu ki 1966 senesinde bir heyetle beraber Demirel'e çıktık. Dedi ki, ortaokul mu, lisenin tam da bilemiyorum işte okullarda din dersi konsun diye. Demirel dedi bize, Vanla Bey, ben bilim, defol gidin lan, kovdu orada. Evet, evet adam kovdu bizi. Çünkü niye? O cemaatleri, nurcuların bir kısmını işte nurlu temiler diye etrafında topladığı için muhatiplerin önüne aşağı görüyordu, cürük görüyordu. Ama zihniyet değişmiyor kızım. Değişmiyor kızım. Ha bunu kaç sene evvel ne dedi? Başını örtecek olan Suudi Arabistan'a gitsin. Öyle mi?
Demedi mi? Benim Burcu dostlarım var, hepsi var. 12 Eylül'de biz hapislerle uğraşıyoruz, demin de içeride. Dedim bak seninkini de bulacağım. Abi dediler, o dediler, o. Bilhassa girdi. Niye girdi? İçeride sürekli Risale-i Nur okuyor. E ne için? Çıkınca Kur'an-ı Kerim yazıp da onun için. Öyle dedi. Yani şair demiş ki bir devre musallat olan eclaf arasında, bunların ismi de geçer, laf arasında demiş. Onun için genç kızlar, bulunduğunuz şey kıymetini bilin ama çok daha büyük çalışma vermek mecburiyetindesiniz. Öyle mi? Benim bir çantam, iki kitap, bir kalem. Şimdi Oflu Hoca'ya demişler ki Cumhuriyet Devri'nde müftüsüne, orada kitaplar da hep tozlu, çünkü eski yazı ya. Dedi müftü efendi, ha bu kitaplara bir okusana, iyi demiş. Allah ha bu kafaya soktu onları, ha, sakın onlara dokunmayın. Niye korkuyor çünkü? Bana Hacı Muzaffer diye bir adam anlattı, dedi ki harf inkılabında sahaflarda adamlar eski yazı, el yazma kitapları koydular buraya, kimse almıyor. Yağmur yağıyordu, günlerce böyle akıyordu. Mürekkep. Bakın, içim dolu çocuklar, okuyacaksınız. Okuyacaksınız, okuyacaksınız. Dünyada 5 tane kültür katliamı olmuş. Çin'de, İskenderiye'de. Hulagu'nun Bağdat'ı yakması 3 metri. 4 Hitler, 5 Türkiye'de 1928'de. O kitaplar hepsini yaktılar. Yok bu faşizan bir dönem değil denir. Niye? Bunlar harfi bile adam diyor ki asalete düşmanım diyor, kelimesine bile diyor, harfını bilmesin. Halbuki ben Elif'i gördüğümü var ya, içim rahat buluyor. Hele İslam böylesi yazılınca dinleniyor. Benim ruhumda yok o. Latince ben hayatım boyunca zevkle okuyamadım. Ama şu eski yazıyı bilmiyorum okuyunca var ya, sanki içinden nebane diyor. Harfler bile benim içimden geçiyor. Bu ne? Toplumun inancının temel dinamikleri, değerleridir. Mimari de öyledir. Ötekiler de sivridir, çatallıdır. Ama bizde dünya yuvarlaklığıdır. Kalp gibidir. Öyle mi? Bu. Siz onun için çok daha okuyacaksınız. Bir, iki, İlahiyatlar, eskiden tabii şimdi de öyle, kimse şey yapmaz da, İmam Hatipler, ilahiyatlar Türkiye'den başlayıp İslam dünyasına yayılacak olan İslam kültür rönesansının öncüleridir. Dikkat edin. İslam kültür rönesansının öncüleridir. Bunun ürünü de ilahiyatlar, pardon, Diyanet'in çıkardığı İslam ansiklopedisidir. 45 ciltte bir İslam ansiklopedisidir. Çünkü Marifet İslam Ansiklopedisi vardı. 44'te başladılar tercümesine. 40 senede ancak tercüme etmişler onu. 15 yılda. Onu da oryantalistler, lahiyedeki adamlar hazırladılar. Ama o bugünkü Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin maddelerin %95'i, belki de fazlası, İmam Hatip kökenli öğretim üyeleri yazmışlar. İşte bu ansiklopedi işte bizim 21. yüzyıla damgasını vuracağımız ilk öncüsüdür. Ayrıca Sayın Başbakan Atif, aynı benim arkadaşım diyenler hepsiyle bana. Onlar bana söyledi. Onlara sordu. Dedi ki Sayın Başbakan'dan gerekli desteği aldı. Bu bitince hem İngilizceyi hem Arapça çevireceğiz. İşte budur. Onun için gençler bunlar. İki, Oflu Hoca'nın dediği gibi kafaya olmasa bile bilgisayar diye bir şey var ortada. Basıyorsun düğmeye, hepsi falan var. Öyle mi? Hatta ben küçük bir çocuklarıma derdim oğlum, öteki Walkman almış işte, o zaman Türkiye'de yok, getiriyorum ben dışarıdan, veriyorum onlara. O zanneder ki Michael Jackson neydi bilmem, onu dinliyor. Halbuki sen kim izliyorsun? Yusuf İslami'yi dinle. Öyle mi? Kur'an-ı Kerim dinle. Öyle mi? Hepsi falan var. Böyle bir nimet varken, hani belki o zaman gibi, evde Kur'an gibi bir mucizeyi varken, başka Burhan aramak aklıma zahit görünür. Şimdi Bediüzzaman'ın peşinden gidenler Kur'an-ı Kerim'i düstur kabul ediyor, yoksa statükocu Cumhuriyet Anayasası ve ilkeleri mi kabul ediyorlar? İmamları demire şu bu. Ona da geride kaldı. Ben diyorum ki siz ki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahi Fakültesi öğrenciler
O diploma bile bir şerefsiz bir onurdur. Keşke ben de öyle olsa o diplomayı alsam. Çünkü ötekilerine hicap duyuyor. Benim diplomamdaki yazan adamlar zındık fasıktılar. Neden biliyor musun? Şimdi kocam diyor, hadi bunlar gavurluklarını yaptılar. Önümüzde dini cemaat altında bu memleketin Müslüman başkanı yaptılar. Ne denir? Hocam, geçmişte bu kadar acılar yaşamış bizi susturmuşlar. Tam rahatladık biz anda bu olanlar ne? Dursun. Şimdi bak bizim. Şimdi bu ne diyor hocam bunlar? Hiç bunlar. Adam demiş ki bekle kesi de baharım toprak içinde kalacak tane miyim der. Anladın mı? Şimdi kış mı? Mart'ta gelince ne yapıyor? Toprak çatlıyor çıkıyor. Ben son sene dedi anca olduktan sonra bahçe işleri uğraşıyor. Ağaçlarla konuşuyor. Bazı adamlar geldi mesela zındık fasık ve benzeri. Ulan diyor namaz kılıyor ben Trakyalılara diyor. Bana bak diyor lan. Ha bu hayvan, ha bu ağaç senden daha kıymetli. Ebe ya ağaç nasıl kıymetli olur? Dedim. Hocaya sordum. Hoca dedi ki bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde ederler. Bu ağaçları diktim secde ediyor. Sen Allah'a secde ediyor musun? Ebe ya ne dersin? Niye secdesin? Cami her asra be gidiyorum be ya. Tabii dedim. İçki dedim her akşam zıkkımlanıyorsun. Her asra da camiye gidiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Şimdi onun için onlar da olacak, bunlar da olacak. O kadar umutsuz olmayın. Olmayın. Bak ben 1977 burada söyledim. Necip Fazıl'la yargılandım. O Vahdettin kitabından ben de işte bilmem. O Apokalipsi ve benzerinde. Öte taraftan Urumcu'da yargılanıyor. Benim hiç avukatım yok. Necip Fazıl genç, Mehmet Emin hala yaşıyor, avukatı var genç. Urumcu'nun 10 tane avukatı var. İstanbul Barosu'nda. Urumcu ne derdolanı biliyor musun bu tercümanlar, bu sağcılar? Bunlara Dalton ailesi demiş. Red Gitte Dalton'un ailesi var ya, 5 tane hırsız. Veya da işte hapishane kaşkını. Bunlara Dalton ailesi dedi, şimdi birbirine geçiyor, onlar oraya yazdı. Ama 10 tane. Peki şimdi bakın. Bir şey olsa 10-20, 50 tane avukat çıkıyor ortaya. Anladın mı? Zaman yok. Onun için bunlar işgali almamak lazım demiş. Bunların istedikleri şimdi enaniyetle biraz kalan var. Kendilerini beğenmiştik. Onun için keser döner, sap döner, bir gün gelince sap döner. Ha, bazı şeyler vardı hani dost bilmem ne oluyor, seni yaralar. Öteki o seni. Biz şuna tevekkül etmişiz, iman etmişiz. Nasıl ki 800 sene Endülüs'te İslam hakimiyeti vardı. Son Granada hükümdarı mı nedir? Hristiyanlar Kasilya Kraliçesi Isabella ile Aragonya Kralı Ferdinand evlenince Hristiyan birliğini sağladılar. Granada'yı yok ediyorlar. Adam da tepeden seyrediyor. Anası demiş, ağlıyor. Granada'ya gidiyor. Annesi demiş ki, oğlum demiş. Zamanında erkekler gibi çarpışmaya şimdi demiş böyle karılar ben kendi tezih ederim ama yani böyle ağlar. Biz bunlara inanmışız demiş. Kim ki Allah'ın ibine sıkıntı sarılırsa, kim tevekkül onu muzaffer kılar. Bu din kimsenin tek elinde değildir. Hiç kimse hiç kimseye ben şu kadar daha zikrettim, benim sevabım üstündür diyemez, dememesi lazım. Onun için bu kardeşlerimiz herkesin şiisi var ama onlar da hata yapabilirler. Bu köprünün altına çok sular geçti. Çok günler geçti. Mesela bu Yeni Asyacıların grubundan olan Yeni Asya Gazetesi'nin sahibi Mehmet Kurtullar. 40 senedir tanımıyor. En son işte konuşuyorduk Demirel'e. Adamı mahkum ettiler, Demirel'i tasdik etti. Anlatabildim mi? Demirel tasdik etti. Yaptı. Adam diyor ki, o da bir keramet var. Evet, o zaman böyle kazana, böyle laf ana. Öyle mi? O da çürümüşsüz olur. Öteki neydi hocam, geçmişte bu kadar acele yaşamıştı, susturmuşlar. Tamam, bırak. Ne demek bak şimdi, bu çok tehlikeli bir ifade.
Tam rahatladığım bir zamanda bu olur. Bunun üzerine kardeşim ümitsiz olun. Bak şimdi söylüyorum. İslam rahatlığın, sıcaklığın, kaloriferin dili değildir. Dikkat edin bakın. Ne zaman ki Müslümanlar rehavete düştüler, zındıklar hani derler ya su yukmadı. Onlar başında binerler. Namazın en güzeli her tarafın kokuşmuşlukla, soğukla, ne bileyim sıkıntıyla kapladığı bir dönemde secde edecek yer bulup kılınan yerde namaz kıymetlidir. Yoksa ayağını uzatıyor, geliyor müridin, ayağını kuruluyor. Öyle mi? Bilmem şöyle efendim bilmem ne, şuradan astrakan kürk getirelim sırtına binelim, bir koyalım. Yok öyle bir şey. Müslüman, darun rahat, rahat dünyasının adamı değil. Anlatabildim mi? Ve dikkat edin bakın, İslam tarihi boyunca, bugün basit olaylar demiyorum ben, savaşlar ve mücadeleler, hiçbir zaman Müslümanlar sayı bakımından çok umutlu olmamışlardır. Keyfiyet önemli. Niye Kur'an-ı Kerim'i siz benden daha iyi bilmeniz lazım? Nice küçük topluluklar vardı ki Allah'ın izniyle büyük topluluklar galebe çalardı. Öyle mi? Onun için aman ha. Ne demek? Rahat yok. La rahat edin dünya. Bak ezan da yıllardır neden Türkiye eğitim sisteminde bir düzene konulamayıp sürekli değiştiriyor? Sınav sistemi bu. Bunlar tabii o kadar incesini bilmiyorum ama hocaya sormuşlar ki hoca fıkıhta bu nedir? Demiş ki hoca ben fıkıh bilmiyorum ama mantığı parça parça ederim demiş. Şimdi ben tam bu eğitim sisteminizi bilmiyorum ama şu var ki 100 yıllık yıkılış bir anda olmaz. Bu rayına oturacak. Anlatabildim mi çocuklar? Anlatabildim mi? Yani onu da kolay değil. Bakın Bayburt'ta bu keçe yapıyorlar. Fabrikası yok, bir şeysi yok. O yünü alıyorlar, yıkıyorlar böyle. Ne bileyim bir şey. O edip ne bir bakıyorsun ki olmuş keçe. Şimdi bu sistemi de o yünler gibidir. Yani böyle oradan buradan bilmem ne yapacak ki. Anlatabildim mi? Rayına oturacak bu da değil. Ali Fuat Başkan bir kitabında diyor ki Türkiye'de doğmak isteyen bir istikbal, ölmek istemeyen bir mazi var. Bu nesil ölmek istemeyen bir maziyle doğmak isteyen bir istikbali birleştirmesi lazım. Yani atletizmden size şey vereyim. Atletizmde şeyi çok severim. 4x100, 4x400 yarışı var ya. En sonunda bir sprinter var. Eskiden şimdi unuttum kimdi? Amerika takımını kallaymıştı falan. 100 metrenin altında bilmem ne kaç saniyede koşan kadar. Şimdi biz bir nesiliz. Bir şey yavru yumruğu kara lastikle koşuyor. Şimdi gelmiş Adidas'la gençler koşuyor. Eğer sen ben kara lastikle koşmuşsam sen Adidas'la veyahut da daha çok koşman lazım. Anlatabildim mi? Biz şimdi bu bayrağı bir Irak'a götürdük. O almış ona teslim edecek. Böyle böyle bu dava yürüyecek. Böyle kolay mı? Bir anda rahat ve huzura. Cenab-ı Peygamber niye 22 sene, 22 ay hatta 20 sene Kur'an-ı Kerim nazil oldu? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i gönderirdi herkese. Hepsi Müslüman olan. Hayır, ceste deste, yavaş 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 yavaş. Mucizeyle Allah'ın yönlendirmesi ve hatta ayetlerin göndermesiyle Cenab-ı Peygamber'e gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i anlamak, anlatmak ve yaşamak yönünde bizdekiler daha mı cahildiler? Hadis-i şerifte buyurur ki hayr-ı nasipler ne türmeleri diyelim, türmeleri diyelim. Sahabi, ondan sonra tabi, etba-ı tabi. Ama bizim şöyle bir özelliğimiz var. O insanlar yüce ama biz de onlar kadar en az. Onlar aynelde, ilmende görüyorlar, yaşadılar Peygamber Efendimiz. Ama biz 1400 sene sonra öyle bir mücadelemiz lazım gelir ki, öyle bir koşmamız lazım gelir ki o ilk insan Müslümanların o saf ve temizlerle beraber haşlanalım. Ne zaman? Orada. Onun için bu başbakan diyor ki
hayat diyor uzun bir koşudur diyor bir maraton koşusu. Cenab-ı Hakk'ın bana takdir ettiği ömrü kaderin çizdiği yolda gitmek benim boynumu vurdu. Mellem yazık, lem yarık, bak takmayan bilmez. Hapishane nedir bilemezsiniz. Ama hapishane nedir, nasıl bir şey biliyor musun? Hapishane Türkiye gibi bir yerdir. Hapishanede volta küçüktür işte, 5 metre gidersin. Dışarı çıktığı zaman da volta yeri Edirne ile Kars arasındadır. Bir insan için önemli olan dolaşmak değil, kafasının içindekileri yaşamak ve yaşatmak için öyle bir ortam, atmosfer bulmak önemlidir. Anlatabildim mi? Köylü Hüzbü Dumale değil, Perihur. Eğer biz bunu yakalarsak daha büyük başarılar imza atacağız. Ben diyorum ki Sadık Albayrak'ın nesli 20. yüzyılın adamıydı. Siz ise 21. yüzyılın insanısınız. Onun için bizden daha fazla koşacaksınız. Hocam son 45-50 yılın siyasetini en önemli şahsiyetlerle destek ulaşacağız. Bu süreç zarfında Müslümanların gelişmesi son bir ay içindeki süreç nasıl? Bak ne diyorum size derin. Bak şu kitapları var ya. Bunlar hep belge bilgidirler. Bunlar ortaya çıktığı içindir ki daha ileriye götürecek. O bakımdan size şunu söyleyeyim. Eğer ne olarak diyorsanız bak şu kitabı tavsiye ederim size. En son çıkan kitabımdır. Burada 1919 senesinde Muallim Cevdet diye bir zat şunu diyor. İslamiyet bin bu kadar yıllık bir ağaçtır. Kökleri daima maziye bağlı. Fakat yaprakları mevsi yenilenir. Bu milletin bağına dikilediği de yabancı fidanlar kurudu. O kurumadı ve kurumak bilmez. Hele bir bahar gelsin, bakınız ne çiçekler açacaktır. Ona hizmet için yeni bahçıvanlar getiriniz, etrafını temizleyiniz. Biliniz ki bu ihtiyar çok tazelerde kuvvetlidir. Ben de o bahçıvana bu kitabı ithaf ediyorum. Anlıyor musunuz? Ben de bu kitabı ona ithaf ediyorum. Kitabında o yazık. Bak. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Bak. İthaf. Gülistan'da sararan çiçekleri sulayıp yeşertecek. Kuruyan ağaçların köklerini çapalayıp yetiştirecek olan müstakbel bahçıvana. Onun için beni dinlediğiniz hepinize teşekkür ediyorum. Önemli özellikle hanım kızlarım. Sakın ola ki inancınızdan, davanızdan geri dönmeyiniz. Erkeklerin vereceği çok daha büyük ama sizinki daha büyük ki horlanan dayak yersizlersiniz. Gözümün önüne gitmez. Çapa Tıp Fakültesi'nin önünde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin önünde kızlar imza kampanyası yapıyorlar. Organize eder ki bilmem falanca profesör falan takımda falan kulübü tutuyor. Çapa'da bilmem kim orada falan kulübü tutuyor. Bir bakıyoruz ki onların tuttukları takımda da dindar futbolculara yol vermek için her türlü menanti işleyen insanlar bunlar. Madem ki onlar bu organizeyi dinsizlik ve gavurluk üzerine yapıyor, siz de Allah'ın dini, Resulullah'ın sünneti doğrultusunda hiç kimsenin kınamasından veyahut da ihvasından bir perva, ananızla babanızla karşı çıksa mücadele vereceksiniz. O zaman mahsur ve muzaffer olursunuz. Bu inanç bu doğrultusunda. Süleyman Hoca'ya teşekkür ediyor. Size arkadaşlara hepinize teşekkür ediyor. Böyle öğrencide yetiştirdiğiniz için de dünya ve ahiretiniz mamur olacak inşallah. Bu inançla hepinizi selamlıyorum. Allah yardımcınız olsun. Sayın Sadık Albayrak Bey'in konuşmalarına ötürü kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine bir plaket takdimimiz olacaktır. Plaketlerini takdim etmek üzere üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Hüseyin Karaman hocamızı kürsüye davet ediyorum.